Ekranda New York Times'ın hazırladığı bir grafik var ve bize kişi başına gayri safi yurt içi hasılanın enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra 1947'den günümüze nasıl bir trend izlediğini gösteriyor. Bunun 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dönem olduğunu da söyleyebiliriz. 2. Dünya Savaşı 1945'te sona erdi tabii. Ama tam da o dönemin hemen sonrasına ait bir veri var karşımızda. Şimdi de veriye bakarak hangi sonuçlara ulaşabileceğimize veya ulaşamayacağımıza bakalım. Az önce de söylediğim gibi bu enflasyona göre düzeltilmiş bir veri. Ek olarak verideki gelirlerin vergi sonrası gelirler olduğu ve devlet yardımları içerdiği not edilmiş. Başka bir deyişle belirli bir seviyede devlet yardımı alan biri söz konusuysa bu yardımın ekranda gördüğümüz verinin içinde yer aldığını söyleyebiliriz birinin geliri örneğin 100 bin dolarsa ve 35 bin dolar vergi ödüyorsa veride kullanılan gelir vergi sonrası gelir. Yani 65 bin dolar olur. Grafikte ilgi çekici bazı noktalar var. Öncelikle grafik 1947'den günümüze olan büyümeyi gösteriyor. Tabi grafiğin bu noktasının sıfır olması 1947'deki gayri safi yurt hasılanın ya da gelirin sıfır olduğu anlamına gelmiyor. Grafikte 1947 başlangıç noktası olarak alınmış. Aynı sene içinde herhangi bir büyüme gözlenmediği için burayı sıfır olarak kabul ediyoruz. Sonraki 30 seneye bakarsak 1980'e geldiğimizde %100'lük bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz. Yani gayri safi yurt içi hasıla 1947 yılındakinin iki katına ulaşmış. %100 büyüme, %200 büyüme gibi büyümeyi yüzde şeklinde belirtirken başlangıçtaki durumu yani 1947'yi baz alarak bu oranlarını belirtiyoruz. Burada önemli olansa büyüme ve büyüklük kelimelerini doğru kullanabilmek ve anlayabilmek. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Örneğin 1947 yılı için %0'lık bir büyüme görüyoruz. Çünkü burası başlangıç noktamız. Ama bu noktadaki büyüklük için 1947 yılındaki gayri safi milli hasılanın %100'üne eşit olduğunu düşünebiliriz. Büyüme %0 ama büyüklük %100. Sağ tarafı büyüme değil de büyüklüğü belirten bir eksen olarak kullanabilirsem ne yapmak istediğimi o zaman daha iyi anlayacaksınız. Buraya büyüklük için 1947'nin %100'ünü yazalım. 1980'e geldiğimizde başlangıç noktasına göre %100'lük bir büyüme vardı öyle değil mi? Bu da iki katı büyüklüğe ulaşmak demektir. Bu durumda büyüme oranı %100 iken büyüklüğün 1947'deki büyüklüğe göre %200 yani iki katı olduğunu yazabiliriz. Bu noktada ise eğer grafikte %200'lük bir büyüme varsa gayri safi yurt içi hasılanın 1947'nin 3 katı olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak %300'lük büyüme de 1947'deki gayri safi yurt içi hasılanın 4 katı büyüklüğüne ulaştığı anlamına gelir. Neticede 1947'de ekonominin büyüklüğü sıfır değildi öyle değil mi? Ama baz aldığımız yıl için grafikteki büyüme oranı sıfırdı. Aradan geçen 30 senede 1947'den 1980'e kadar geçen 33 seneden bahsediyorum. %100'lük bir büyüme söz konusu. Yani enflasyona göre düzeltilmiş, kişi başına gayri safi yurt içi haslanın iki katına çıktığını söyleyebiliriz. Sarı eğriyle gösterilmiş en alttaki %90'lık dilimin ortalama gelirine bakalım. Bu grup en tepedeki %10'luk dilimin dışında kalan herkesi kapsar. Bu grubun gelirindeki büyümenin kişi başı gayri safi yurt içi hasılayı izlediğini görebiliriz. Hatta bu sürede kişi başı gayri safi yurt içi hasılanın üzerine çıktığı bile olmuş. 1947'den 1980'e geçen sürede kişi başı gayri safi yurt içi hasıla iki katına çıkmış. Ve en alttaki %90'lık dilimin ortalama geliri de bu artışı izleyerek iki katına çıkmış. Bu noktadan sonra grafikte ilgi çekici bir durum söz konusu. Bundan sonraki 40 senelik dönemde 1980'den 2018'e kadar kişi başına gayri safi yurt içi hasıla yükselmeye devam ediyor ve artış oranı bir önceki döneme çok benziyor. Ama en alttaki %90'lık dilimin ortalama gelirindeki artışın gayri safi yurt içi hasıladaki artışı izleyemediğini görürüz. Önceki videolarda 1980'den günümüze kadar olan oranları veren grafiklerde bu trendle karşılaşmıştık. Ama o grafiklerde 1947'den 1980'e uzanan önceki dönemi göremiyorduk. Böyle bir durumun ortaya çıkması için en tepedeki %10'luk dilimin daha hızlı büyümüş olması gerekir. Bunu göstermek için böyle bir eğri çiziyorum. Dediğim gibi buradaki artışın diğerlerinden çok daha büyük olması lazım. Bazılarınızın bunu oldukça şaşırtıcı bulduğunu tahmin edebiliyorum en alttaki %90'lık dilim ülke genelindeki ortalama kadar hızlı büyümemiş olabilir ama grafikteki artışa göre enflasyona göre düzeltilmiş vergi sonrası geliri temel aldığımızda en alttaki %90'lık dilimin 2018'de 1947'ye göre %300 büyüdüğünü 1980'de ise başlangıç noktasına göre %200 büyüdüğünü görüyoruz o halde 1980'den bu yana yaşam standartları en alttaki %90'lık dilim için %50 iyileşmiş olmalı. Aranızda 1980'lerde doğmuş olanlar ya da o yılları bilenler olabilir. Belki de durum budur. 1980'le karşılaştırdığımızda bazı şeyler daha iyi hale gelmiş olabilir. Hepimiz o zamana kıyasla daha güçlü işlemcilere sahibiz. Televizyonlarımızın ekranları daha büyük, görüntüleri daha kaliteli, kullandığımız ürünler daha uygun fiyatlı. Öte yandan bazı şeylerse 1980'e kıyasla daha zor. Örneğin bir ev satın almak ya da sağlık hizmetlerine ulaşmak veya eğitim ücretleriyle başa çıkmak. Bundan sonraki videolarda bu durumu daha detaylı olarak inceleyeceğiz ve bu durumun aslında enflasyonun nasıl ölçüldüğü ile alakalı olduğunu göreceğiz. Bu videoda detaya girmek istemiyorum. İsterseniz enflasyonun nasıl ölçüldüğü, tüketici fiyatları endeksi gibi konulardaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Karşınıza böyle bir veri çıktığında her zaman bu verinin nasıl hesaplandığını ya da ölçüldüğünü düşünmelisiniz. Altta yatan varsayımlar neler olabilir diye sorup üzerine düşünmelisiniz. Enflasyon belirli bir parayla ne kadar ürün ve hizmet satın alabileceğimizi ölçer. Ama bu hesapta alınan şey ne olduğu ya da ücretin nasıl belirlendiği çok ama çok önemlidir. Dediğim gibi bunu önümüzdeki videolarda inceleyeceğiz. Bu videodan çıkarmamız gereken sonuçsa şu. En alttaki %90'lık dilimin geliri tarihte belli bir noktaya kadar kişi başına gayri safi yurt içi hasıla ile birlikte artış göstermişken son 40 yılda vergi politikası, para politikaları, demografik değişimler, teknoloji, küreselleşme ve eğitim kaynaklı sebepler yüzünden bu trendde değişimler olmuş.